Sen de dansçılıkla başlıyorsun değil mi aslında ilk hani sahneye çıkmaya? Evet. Dansçılıkla başladın. Oyunculuğa geçiş nasıl oldu? Şöyle oldu. Bir arkadaşım dedi ki Tabii ki. gerçekten. Arkadaşın. Her zaman öyle derim. Gerçekten Güzellik böyle oldu. yarışmasına girerken de olur. Bence oyuncu olmasın dedi. Ben Peki öyle bir şey nasıl ne yapamam gördü dedi. de sen yani öyle bir hani sen normal arkadaşların arasında oyunculuk falan yapar mısın? Taklit falan yapar mısın? Taklit yapmıyorum da. Birden Oyunculuk zaten böyle bir şey değil. Birden öyle Bir bir şey de yapsana böyle Demirel taklidi yapıyor. Çok geçirir herkes. Yok taklit yapmıyordum da sadece hani ne gördüğünü de bilmiyorum açıkçası. Demek ki bir şey görmüş. Bir oyuncu oldum. Böyle bir şey söylediğinde hani nasıl yola çıkılır, ne yapılır onu da bilmiyordum. Sonrasında tabii eğitimsiz insanların da hani bir şekilde sete atılıp orada pişip devam ettiğini de Tabii bir biliyorum şey ama daha ne? öyle bir şey de denk geldi. Fakat ben öyle bir şey yapmak istemedim. Öğrenmek istedim. 2 yıl tiyatro eğitimi aldım Şahika Tekan'da. Sonrasında işte auditionları biliyorsunuz. Bir şeyler geliyor. İşte ne kadar anladıysanız yani ne kadar hani o role uygun davranacaksanız bir şeyler yapmaya çalıştım. Benim ikinci auditionım sana bir sır vereceğim oldu Fokus'ta. İkinci Bir de audisyonu aldın. Hemen Evet, girdin. öyle bir şansım Odisi oldu. ile birlikte Ekin Koç ve Sem Evet. asıl çıkış dediğimiz dizi o değil mi? O dizi. Oradan çıktık. Vay be. Bir de işin garip tarafı normalde çok fazla karakter çalışamadım. Ya tabii eğitim alıyorum ama audition başka bir şey. Ve iş fantastik. Ben şimdi normal bir karakteri daha canlandıramadan ellerinden elektrik çıkan bir kızı oynamaya çalıştım. Evet, fantastik diziydi ya. Çok enteresan diziydi Aslında yani. çok güzeldi. Yani efektleri de çok güzeldi. Neden bitirdiler? Elektrik çıkıyordu. Nasıl? Niçin oluyordu? Ben bilmiyorum. Ne? Elektrik niye çıkıyordu ellerinden? Özel güçleri Özel olan bir çocuk. gençler, çocuklar vardı dizide. Evet, aynen Ben öyle. fanıydım oğlum, izliyordum ben. Çocukların herkesin bir özelliği vardı. Evet, mesela benim aşık olduğum çocuk görünmez olabiliyordu mesela. Senden ateş çıkıyor, ondan Ateş çıkmıyor. Evet. Sana bir sır vereyim deyince, öyle deyince ben küçük bir şey zannettim hani. Evet. Evet, bunu seviyorum. Sana bir sır bak, elden elektrik Ben çıkıyor elektrik ya. atabiliyorum. Böyle bir şey yok ya. Adul ket yapıyor böyle. Harika bir şey. Bayağı bir şeydi yani. Ve efektler gerçekten çok iyiydi ya. Çok güzeldi. Zaten biz 29-30 bölüm falan devam ettik. Ve işin güzel tarafı da bütün oyuncular işte ilk işleriydi. Bütün genç kadro. O yüzden herkes canla başla çalıştı. Herkesin enerjisi çok yüksekti. Yani biz de gerçekten hani bunun ilk adımı olarak benim için yani ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Diğer arkadaşlarım da öyledir diye düşünüyorum. Süper. Bir de şimdi ama dansa devam ediyorsun. Şimdi yani profesyonel olarak değil ama galiba şimdi Bengü'nün klibinde Dans etmedim ama dans yani bir oyunculuk yaptın. Öyle bir küçümsüyor onun galiba. Gerginliği şu. Ulan bana şu an dans et derler mi diye bir gerginlik oldu. Hayır ya hiç öyle bir şey. Bu Bengü'nün neyi küçümsüyorum ya? Neyi küçümsüyorum? Hani oyna dediler. Hayır, hayır şeyden Bengü galiba ilk onunla dans ediyormuşsun. Şimdi sen ona bir favor Evet. yapmışsın gibi bir şey. Favor, you know? Yeah, sen ona şimdi hani sen de klibinde oynuyorsun gibi bir şey Evet olmuş yani. çünkü Biz de o senin klibinde oynadık. Niye küçümsün? Bence çok zor bir şey. Klipte Olur mu? oynamak Daha inanılmaz zor zor. bence. Bence de gergin. çok zor bir şey. Çünkü hiç laf yok. Evet. Hiçbir şey yok. Karakter analizi yok. Biri var ama ne Dur kadar doğru. bak. Evet. Biraz daha bak. Şimdi biraz da o tarafa bak. Daha zor. Çok baktın biraz da bu tarafa bak. Yani bakıyorsun ya. Ya sen baya bize dans eğitimi aldırıp dans ettirdi klibinde bizi ya. Zorla dans ettik abi böyle bir şey yok ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Klipte de çok acayip güzel bir performansı var. Hakikaten çok güzel Çok ben. Çok teşekkür ederim. Bizim evet, mi? İnanılmaz beğendim. Senin değil sen rahat ol. Bizi niye şey? Bizi... Senin değil. Konu bizim dans etmemizdi. Biz güzel etmemiş miydik? Abisinki de çok iyiydi. Onu ya bırak. Hayır bir saniye. Konu şimdi başka bir yere gitti. Ben de izledim. Çok kaçırdım 2 saniyede ama gerçekten acayip güzel. Bengü'nün şarkı da inanılmaz güzel. Klipte de sen harikasın. Bengü de çok güzel. Bu arada klip yönetmenlerimiz de aynı. Benim evet, Saadet'e de Gülşen Aybaba'ya buradan selamlar. Kocaman bir alkış alalım. Bengü'ye de selamlar. Gülşen Aybaba'ya selamlar.